4. sınıf fen bilimleri 2. dönem deneme sınavı Merhaba çocuklar. Bu testi videonun altındaki linkten indirmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. 1. soru. Katı halden sıvı hale geçen madde dışarıdan ısı nokta nokta. Buharlaşma olayında madde dışarıdan ısı nokta nokta. Yukarıdaki ifadede boşluğa hangisi gelmelidir? A. Alır verir. B. Alır alır. C. Verir alır. D. Verir verir. Evet çocuklar bu ifadelerle boş yere alır alır kelimeleri gelmedi. Yani katı halden sıvı hale geçen madde dışarıdan ısı alır. Buharlaşma olayında madde dışarıdan ısı alır olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği. İkinci soru. Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle ayrıştırılamaz? A. Su pirinç karışımı. B. Su nohut karışımı. C. Su fasulye karışımı D. Su şeker karışımı <laughs> Su pirinç karışımı süzme yöntemiyle ayrılır. Su nohut karışımı da süzme yöntemiyle ayrılır. Su fasulye karışımı da süzme yöntemiyle ayrıştırılır çocuklar. Ama su şeker karışımı süzme yöntemiyle ayrıştırılamaz. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktı. Üçüncü soru. Bardaktaki şekerli çaydan şekeri ayırmak için hangi ayırma tekniğini kullanmalıyız? A. Mıknatısla ayırma. B. Buharlaştırma. C. Süzme. D. Yüzdürme Şekerli çaydan şekeri ayırmak için çocuklar buharlaşma yöntemini kullanmalıyız. Doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Dördüncü soru. Aşağıdaki ses araçlarından hangisi polislerin, yönetmenlerin, itfaiyecilerin kullanım alanlarına girer? A. Fonograf B. Megafon C. Gramofon D. Ultrason çocuklar doğru cevabımız B megafon olacaktı. Beşinci soru: Aşağıdakilerden hangisi geçmişte kullanılan ses teknolojisi aracıdır? A fonograf, B mikrofon, C radyo, D video. Evet geçmişte kullanılan ses teknolojisi araçlarından biridir diye soruyor. Doğru cevabımız A. Fonograf olacak çocuklar. Altıncı soru. Aşağıdaki seslerden hangisinde sesin şiddeti fazladır? A. Uzaktaki ambulans aracının sesi. B. Yakındaki polis arabası sesi. C. Ağaçtaki kuşun sesi. D. Evimizdeki duvar saati sesi. Evet şıklara baktığımızda çocuklar sesi en şiddetli olan örnek B seçeneğindeki yakındaki polis arabası sesidir. 7. soru mikrofonun sesi iletmesinde en büyük yardımcı hangisidir? A. Hoparlör B. Megafon C. Kaset D. Video Mikrofonun ses iletmesindeki en büyük yardımcı çocuklar hoparlördür. Doğru cevabımız A. Hoparlör. 8. Soru Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini arttırmak için kullanılmaz? A. İşitme cihazı B. Megafon C. Kulaklık D. CD işitme cihazı, megafon, kulaklık, sesin şiddetini artırmakta kullanılabilir. Ama CD, ses şiddetini artırmada kullanılmaz. Doğru cevabımız D seçeneği. Dokuzuncu soru. En büyük ısı ve ışık kaynağı hangisidir? A. Doğalgaz. B. Jeotermal enerji. C. Güneş. D. Kömür. ısı ve ışık kaynağı güneştir çocuklar. Doğru cevabımız C güneş. 10. soru. Ses kirliliğinden olumsuz etkilenmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir? A) Kulaklık, B) Mikrofon, C) Megafon, D) Hoparlör. Ne tutar? Doğru cevabımız A. Kulaklık olacak. 11. soru. Besin tasarrufu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Alışverişe çıkmadan önce liste hazırlamak zaman kaybıdır. B. Çabuk bozulabilecek besinleri gerektiğinden fazla almaya özen göstermeliyiz. C. Bütün besin maddelerini aynı sıcaklıkta saklamalıyız. D. Aç ve yorgun olduğumuz zaman gıda alışverişi yapmamalıyız. Kısa inceleyelim çocuklar. A seçeneği alışverişe çıkmadan önce liste hazırlamak zaman kaybıdır. Zaman kaybı değildir. Tam tersi zaman yönetimine bir katkıdır çocuklar. Bu ifade yanlış. Çubuk bozulabilecek besinleri gerektiğinden fazla almaya özen göstermeliyiz. Hayır, mümkün mertebe az almaya çalışmalıyız. Bu da yanlış. C. Bütün besin maddelerini aynı sıcaklıkta saklamalıyız. Bu da yanlış çocuklar. Çünkü aynı sıcaklık değil. Çünkü her besin maddesinin farklı derecede saklama koşulu vardır. D. Aç ve yorgun olduğumuz zaman gıda alışverişi yapmamalıyız. Evet, bu doğru bir ifade. Çünkü çocuklar Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki aç ve yorgun olarak alışverişe çıktığımızda normalden daha fazla alışveriş yapıyoruz. O yüzden bu doğru bir ifade bize doğruyu soruyordu. Cevabımız D seçeneği. 12. soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Besin, su ve elektrik yaşam için gerekli kaynaklardır. B) Bozuk olan muslukları tamir ettirmek su tasarrufu sağlar. C. Suyu daha çok kullanmak tasarrufu arttırır. D. Doğayı korumak için çöpleri çöp kutusuna atmalıyız. <laughs> Şıkları inceleyelim. A. Besin, su, elektrik yaşam için gerekli kaynaklardır. Doğru. B. Bozuk olan muslukları tamir ettirmek su tasarrufu sağlar. Bu da doğru. C suyu daha çok kullanmak tasarruf arttırır. Bu yanlış. Suyu daha çok kullanmak israfı oluşturur çocuklar. Suyu daha az kullanırsak tasarruf olur. Değil mi? D doğayı korumak için çöpleri çöp kutusuna atmalıyız. Bu da doğru. Bize yanlış olanı soruyordu. Evet. Cevabımız C seçeneği. 13. soru. Aşağıdakilerden hangisinin geri dönüşüm mümkündür? A ağaçtan dökülen yapraklar B. Ekmek kırıntıları C. Plastik su şişeleri D. Meyve kabukları Evet çocuklar plastik su şişelerinin geri dönüşü mümkündür. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 14. soru. Bir mal veya hizmet satın alırken temel gereksinimini ön planda tutan kişiye ne denir? A. Doğru insan B. Bilinçli tüketici C. Dikkatli birey D. Akıllı alıcı Ne çocuklar? Doğru cevabımız B. Bilinçli tüketici olacak. 15. soru. Geri dönüşüm kulübündeki üyeler şu etkinlikleri yaptılar. Önder kantindeki boş maden suyu şişelerini topladı. Defne meyve suyu kutularını topladı. Ali su şişesi kapaklarını topladı. Bahar süresi geçmiş ve yıpranmış afişleri topladı. Buna göre cam geri dönüşüm kutusunu kim kullanacaktır? A) Önder B) Defne C) Ali D) Bahar Evet çocuklar cam geri dönüşüm kutusunu kim kullanacak diye soruyor bize. Bakın Önder kantindeki boş maden suyu şişelerini toplamış. Maden suyu şişeleri biliyoruz camdan yapılan maddelerdir. O yüzden cevabımız A. Önder. 16. Basit bir elektrik devresi için malzeme almaya elektrikçiye giden Serdar'ın alışveriş listesi hangisi olabilir? A. Anahtar floresan pil kablo. B. Anahtar ampul fener kablo. C. Akü ampul anahtar kablo. D. Anahtar ampul pil kablo. Evet çocuklar basit elektrik devresi için gerekli olan malzemeler bakın hepsi D seçeneğinde toplanmış. Anahtar, ampul, pil ve kablo. Doğru cevap olacak. Cevabımız D seçeneği. 17. Aşağıdakilerden hangisi basit devre elemanı değildir? A. Pil. B. Anahtar. C. Priz. D. Ampul. E çoktan pil basit devre elemanıdır, anahtar basit devre elemanıdır, ampul basit devre elemanıdır ama priz Basit devre elemanı değildir. Cevabımız C seçeneği. 18. soru. Anahtar nokta nokta iken devreden elektrik geçer ve ampul ışık nokta nokta. Boş yerlere hangi kelimeler gelmelidir? A. Açık vermez. B. Kapalı vermez. C. Açık verir. D. Kapalı verir. Evet çocuklar anahtar nokta, nokta iken devreden elektrik geçer. Elektrik ne zaman geçer? Anahtarın hangi konumda geçer? Anahtar kapalı iken geçer değil mi? Anahtarı kapattığımızda devreden elektrik geçer. Yani kapalı olacak cevaplarımızda. Peki anahtarı kapattığımızda devreden elektrik geçer ve sonra ampul ışık verir mi vermez mi? Evet elektrik geçtiği için ampul ışık verir çocuklar. Evet, cevabımız da D seçeneği olacak. D kapalı verir. 19. soru. Bir basit elektrik devresinde ampulün yerleştirildiği yere ne denir? A. Yuva. B. Anahtar. C. Priz. D. Duy. Evet, çocuklar basit elektrik devresinde ampulün yerleştirildiği yere biz duy diyoruz. Evet cevabımız D duy. 20. Soru aşağıdaki araçların hangisinin elektrik kaynağı farklıdır? A. Televizyon B. Buzdolabı C. Klima D. Otomobil Ve evet, çocuklar ışıklara baktığımızda elektrik kaynağı farklı olan araç otomobil. Çünkü televizyon, buzdolabı ve klima evimizdeki prizlerden elektriği sağlayan araçlar. Ama otomobil elektriğini çocuklar akülerden alıyor değil mi? Akü denen elektrik kaynaklarını kullanıyorlar. Yani diğerlerinden farklı olan otomobil cevabımız denizli. Cevabımız D en iyi videolarımızla ÇO Sanat Sınıf uygulamasında ve etkinlikburada.com'dayız. Ziyaret etmeyi ve indirmeyi unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın.